Değerli Shift Fitness izleyicileri, dünyanın en önemli oyun fuarlarından bir tanesini izlemek ve yerini takip etmek üzere Amerika'nın Los Angeles kentindeyiz. Oyun denince artık çok büyük bir ekonomi aklımıza geliyor. Belki de sinema endüstrisinin üzerine çıkmış bir ekonomiden bahsetmek mümkün. Fuarda neler var diye soracak olursanız da oyun konsollarından oyunlara kadar her şeyi burada bu fuarda görmek mümkün. 3 gün boyunca bu fuarı gezip sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız ama kısa bir özet geçmem gerekirse de Microsoft, Sony, Nintendo arasındaki konsol savaşlarını, oyun şirketleri, oyun üreticileri tarafındaki yine oyun savaşlarını, yeni oyunları da burada görmek mümkün. En önemli şeyler ne olacak derseniz de bu videonun ilerleyen bölümlerinde izleyeceksiniz. Değerli Shift izleyicileri, fuarı sizler için gezmeye devam ediyoruz ve fuarda Güney Holi olarak adlandırılan bölümde sadece oyun üreticileri yer alıyor. Arkamızdaki holdeler bütün oyun üreticileri. Savaş oyunlarından spor oyunlarına, simülasyona kadar bütün oyun üreticileri burada ürünlerini ve hünerlerini sergiliyorlar. Ve inanılmaz bir kalabalık var. İnsanlar sıraya girmiş şekilde oyun oynamak için bekliyorlar. Evet değerli Shift Internet izleyicileri, fuarı sizler için de izlemeye devam ediyoruz, gezmeye devam ediyoruz. Az önce de bahsetmiştim, oyun firmaları burada çok ağırlıkta oyunlarını sergiliyorlar. Wargaming de bunlardan bir tanesi aslında baktığımız zaman ve standta görevli arkadaşlarımız da hem oyunu hem de buradaki sektörü anlatmak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz fuarı gezmeye devam edeceğiz. Değerli Shift Internet izleyicileri, Microsoft'un davetlisi olarak dünyaca ünlü oyun konferansı E3'e geldik ama E3'ten önce kısa bir Xbox briefing yapılacak medyaya, dünya medyasına. Onun açılışında sizler birlikteyiz. Önce açılışı izleyelim, sonra gözlemlerimizi ve izlemlerimizi paylaşacağız. Değerli Shift Internet izleyicileri, an itibariyle E3 fuarını takip etmek üzere Los Angeles'tayız ama öncesinde, bir gün öncesinde Microsoft'un Xbox One tanıtımı vardı. Yeni ürünler tanıtıldı. Yanımda oyun gezerden Faruk var ve Faruk'la biraz da tanıtılanları konuşacağız. Çok fazla oyun tanıtıldı. Onun üzerinde oyun tanıtıldı. Benim en beğendiğim, oğlumun da favorisi olan Horizon'un ikisi. Ama bakalım Faruk neler görmüş. Faruk, bayağı oyun tanıtıldı. Yeni bir sürü şey var. Neler dikkat çekti? Ön plana neler çıktı senin için? Benim için aslında ID at Xbox One projesi çok hoşuma gitti. Xbox'ın öyle bir eksiği vardı. Yani bağımsız geliştiricilere bir platform olarak yayıncılık imkanlarını sağlamak için bir eksiği vardı. Bunu kapatmış oldular bu şekilde. Umarım bir önceki nesildeki Xbox Live Arcade projesi gibi olmaz. Hakkını vererek yaparlar bu işi umuyorum ki. Onun dışında Xbox Master Chief Collection'ı duyurdular. Bence harika bir şey. Yani geriden gelen Xbox kullanıcılar için Halo aslında bizim Türk oyuncuların çok ısınamadığı bir şeydi, markaydı. Bu şekilde onun hikayesini yakalama şansı bulacaklar. Onun dışında tabii The Division, Tom Clancy's The Division aslında şovun en öne çıkan oyunlarından bir tanesiydi. 3-2 sene önce Watch Dogs'la beraber duyurulduğu zaman bizim daha çok dikkatimizi çekmişti. Onu beğendik. Advanced Warfare tabii, Call of Duty'nin yeni oyunu. Serisinin yeni oyunu. Biraz sulandırılmış gibi gözükse askerler de... Askerler uçuyor falan. Biraz da sulandırılmış gibi gözükse de yani bomba bir oyun olacağı belli. En azından seriyi toparlayacak gibi gözüküyor. İlk aklıma gelenler bu şekilde benim. Microsoft'un tabii Xbox evet güzel bir ürün ama Türkiye'de biliyorsun servisler tarafı sıkıntılı. Ona da yani henüz bir çözüm bulamadılar. Büyük ihtimalle yine yavaş kalması beklenecek Türkiye'de, değil mi? Aslında yani her iki popüler konsol üreticisinin de servisleri biraz geriden geliyor. Yani bütün dünyada sunulmuş olan film ve dizi gibi yani izlenebilir içerik ulaşabileceğimiz kanallar çok kısıtlı halen. Halen öteki konsolda da Xbox'ta da. Umuyoruz ki artık 2015 ile beraber Türkiye'deki geniş band internet kullanımının da yaygınlaşmasıyla beraber artık bu sorun çözülsün. Bize bu içeriklere ulaşabiliyor olalım oyuncular olarak. Peki, çok teşekkür ederim. Yine görüşeceğiz. Görüşürüz. E3'ten yayınlarımız devam edecek. Bizi seyretmeye devam edin. Değerli Shift Internet izleyicileri, E3 fuarının artık ilk günün sonuna geliyoruz. Ama merak etmeyin, ikinci ve üçüncü günlerde yine sizlerle birlikte olacağız. Umarım keyif almışsınızdır. Bizler çok keyif aldık. Görüşmek üzere.